Yorgunum kaptan. Nazım Hikmet'in memleketinden ayrılışının ve bir daha dönmeyişinin hüzünlü hikayesidir bu. 1951 yılında bir Haziran sabahı Trabzon'dan motorla ulaştığı Plehanov adlı şerebe biner ve Köstence'ye doğru yola çıkar. Sabah evine gelen polisleri atlatmıştır ama ülkesini terk etmek zorundadır. Şilebin kaptanı önce Nazım'ı almak istememiş, sonra merdiven atarak bu garip yolcuyu güverteye almıştır. İkram edilen çayın ardından sakinleşen ortamla birlikte Hikmet köprüde cihazları incelemeye başlar. Kaptanın seyir defterindeki yazını işte o zaman görür. "Kaptan Gorge, bu nedir?" diye sorar. "Adım yazıyor burada." Kaptan seyirde olan biten her şeyin kaydedilmesi gereken gemi jürnelini anlatır. Boş sayfada Nazım Hikmet gemiye alındı yazmaktadır. "Bir gün memlekete geri döneceğim ve o gün bu jürnele adımı ben yazacağım," der Nazım. Ancak biliyoruz ki bir daha memleketini göremeyecektir. Bu olaydan yıllar sonra hasta Nazım, İyi geleceği umuduyla Bulgaristan kıyılarına bir seyahat yapar. Burada artık yorgun olduğunun ve ölüme yakın olduğunun farkındadır. Memlekete geri dönme umudu da kalmamıştır. İşte o zaman kaptan Gorge'ye verdiği sözü tutamayacağını fark eder. Mavi Liman ve meşhur Yorgunum Kaptan dizeleri Gorge'ye yazılmıştır. Ancak elbette bu şarkı yıllar boyunca aynı hisleri yaşayan, dünyanın her yanında milyonlarca insanın duygularına tercüman olmuştur. Fiziksel ya da manevi sürgündeki herkesin zaman zaman içinde bulunduğu hali yansıtır. "Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın." Cem Karaca 12 Eylül darbesinin ardından Almanya'da sürgündeydi. Die Kaninchen, ki bu Almanca argoda doğudan gelenler için kullanılan bir tanımdır. Die Kaninchen Almanca şarkılardan oluşan bir albüm kaydetmiştir. Bu albümde Türkçe olarak Yorgunum Kaptan da yer alıyordu. Anlamak zor değil. Sürgündeki bir Türk'ün dizelerinden, sürgündeki bir başka Türk'ün bestelediği bu şarkının anlamını. Cem Karaca şöyle anlatmış. "Ben yurt dışına çıkıp geriye dönemeyecek duruma geldiğimde, etimde, kanında, yüreğimde, beynimde, her yerimde yaşamaya başlamıştım Nazım'ın yaşadığı ızdırabı. Elime gitarı aldım ve birdenbire bir takım şeyler dökülüverdi. Beste daha ciddi bir şey. Ben Nazım'ı besteleyecek kadar kendimi ehil görmüyorum. Onun şiirinin içinde zaten bir beste var." O dönemin insanların nezaketi, inceliği, derinliği, tevazusu çok da farklı değil mi? Yaşadıklarını nasıl da bir gece bir olgunluğa dönüştürebiliyorlar. Mağdur edebiyatı yapmaktan adeta utanıyorlar. "Geçmişin nesini özlersin?" dendiğinde ben önce bunu özlerim, insanları. İşte yıllarca hüzünle dinlemiş olduğumuz bu şarkının yine hüzünlü bir öyküsüdür bu. Gazeteci Mehmet Tezcan'ı aldım ve sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.
Çok.